Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bildiğiniz gibi 3 Aralık 2021 tarihinde maalesef A Haber'de Bediüzzaman ve Nur talebelerine iftira atan ve hakaret eden bir cahil savcının açıklamaları var. Evvela şunu ifade edeyim. Hem ATV'de şeyi görmedim, A Haber'i görmedim. Bu yayından dolayı özür dilediklerine dair bilgiler geldi. Bu güzel bir hadise. Fakat benim söyleyeceklerim, elbette ki o adam, yani bütün kamuoyunu zehirleyen bir konuşma yaptığı için ve bir de maalesef yani bir kısım tarikat ehli, bazı dindar şahsiyetler, bir kısım siyasilerde de aynı zehirli görüş bulunduğunu bildiğim için elbette ki buna ciddi bir cevap vermek gerekiyor. Aksi takdirde zehirin etkisi devam eder diye düşünüyorum. Evvela şunu ifade edeyim. A Haber olsun, ATV olsun, bunlar doğrudan doğruya iktidara bağlı TV kanalları gibi görülüyor ve biliniyor. Dolayısıyla çok dikkatli olmaları gerektiği kanaatindeyim. Nasıl? Efendim, ilk bana gelen bilgi, tepki A Haber'den, yani dolaylı yolla da olsa genel yayın müdüründen ulaştık hepsine de. Efendim, biz işte yani Gülenistlerle alakalı bir program için çağırdık adamı. Tamam da iki şeyi söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi, bu cahil savcı Halk TV'de röportajlar veren bir adam. Ve fikri zikri belli. Dindarlara olumlu bakmayan bir adam. Şimdi siz, ben bir soru soracağım. Yani bütün yayın organları için konuşuyorum bunu. Şayet yani Gülenistler aleyhinde, Gülen aleyhinde konuşacak diye, yani bir Kur'an'a veya Resulullah'a hakaret eden gayrimüslim bir insanı, onu da mı davet edeceksiniz, konuşturacaksınız? Yani maalesef gerçi Doğu Perinçek gibi İslam'a söven ve hakaret eden insanları konuşturuyorsunuz. Ona bir şey demiyorum. Demiyorum değil, acıyorum. Yani demek istediğim, bu mazeret değil. İkinci bir nokta, yani şu anda Türkiye'de ciddi bir siyasi durum var. Ben siyasetçi değilim ama şunu söylemek mecburiyetindeyim. İç ve dış mihraklar ısrarla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesine engel olmak istiyorlar. Ve bunların kim oldukları herkes tarafından biliniyor. Şimdi yayın yapan arkadaşların dikkatli olması lazım. Bir de Nur talebelerine ve Bediüzzaman'a dil uzatarak içeriden cepheler açmaya çalışmak asla doğru değil, makul değil. Yani buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi geleyim ikinci bir noktaya, cevaba başlamadan önce. Bu da çok önemli bir nokta. Değerli arkadaşlar, üzülerek ifade edeyim ki bu zihniyet cevabı vermemin sebebi bu. Sadece o cahil savcıda değil, bir bazı tarikat mensuplarında, bazı dindar siyasetçilerde, bura çok önemli bir nokta ve bir, yani çünkü bunu ifade eden, Abdülhamit'le Bediüzzaman alakasını ifade eden ya da yanlış nakillerde bulunan bir kısım ilim adamları var. Onların isimlerini zikretmeyeyim. Bir kısmı vefat etmiş gitmiş, Allah rahmet eylesin, taksiratını affeylesin. Dolayısıyla bu meselede dikkatli olmak gerekiyor. Nedir bunların tezinin özeti? Efendim, Gülen ve Gülenistleri yetiştiren ve onun temelini teşkil eden Bediüzzaman'dır. Öyleyse Nur talebeleri de, Bediüzzaman da aynı derecede suçludur. Bu tam bir iftiradır, hıyanettir, haysiyetsizliktir, ahmaklıktır. Neden diyeceksiniz? Bir dindar, çok sevdiğim bir siyasetçinin oğlu benzeri bir cümle söyledi. Ben de ona dedim ki, o zaman Kur'an'a da karşısın sen. Ne demek hocam dedi. Vallahi dedim, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak dalalete giden çok alçaklar var.
Yani Mutezile gibi, Cebriye gibi, Batıniye gibi, Mücessime gibi, Müşebbihe gibi. Yani meşhur bir kaideyi unutuyorsun. Bediüzzaman'dan hatırlatayım dedim. Arı su içer, bal akıtır. Ama yılan su içer, ya zehir akıtır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyup da dalalete gitti diye biz Kur'an'a muhalefet mi edeceğiz? Haşa, Allah'ın kelamıyla kıyaslamak istemiyorum. Herhangi bir kitap için geçerli. Hatta İmam-ı Muhyiddin Arabi Hazretleri bizim makamımıza gelmeyenler bizim kitabımızı okumasınlar diyor. Yani demek ki biri okuyor zehir çıkarıyor, biri de okuyor bal çıkarıyor. Yani bunu kabul etmek lazım. Şimdi gülen ve gülenistler Risale-i Nur külliyatını okudular ve Allah korusun devlete isyan edecek fikrini çıkardılarsa bu tıpkı yılanın su içip zehir akıtmasına benzer. Ama binlerce insan da Risale-i Nur okuyor, imanını kurtarıyor. Tıpkı arının su içip bal akıtması gibi iman balını akıtıyor. Buna ne diyeceksiniz? Şimdi gelelim esas soruya. Bediüzzaman ve Abdülhamit dönemi. Sanki Bediüzzaman Abdülhamit döneminde gülen ve gülenişlerin yaptığı gibi devlete isyan etmiş. %100 yalan. Evvela şunu söylemek istiyorum. Elbette ki Bediüzzaman büyük, biraz sonra nakledeceğiz, Sultan Abdülhamid'i çok seviyordu ve dua ediyordu. Hatta Sungur ağabey açıkça ifade etti. Defalarca söyledi. Kardeşim, ben bütün Selatini Osmaniye, Osmanlı sultanlarına, hususan velayet ehli olduğunu bildiğim, aynen bu, Fatih Sultan Mehmet gibi, Abdülhamid gibi zatlara dua ediyorum diyormuş her gün. Yani bunu açıkça ifade edelim. Ama bu demek değil ki Bediüzzaman Hazretleri Abdülhamid'in icraatında gördüğü bir kısım şer-i şerife aykırı hareketleri tasvip ediyor. Hayır. Onun için doğrudur, cüz'i istibdat diyor. Yani tek başına idare haline gelmiş Abdülhamid'in son dönemi. Yani tek adam siyaseti haline gelmiş. Ama buna asla, yani cüz'i istibdat diyor. Bunu da ifade edeyim. Şimdi gelelim asıl diğer meselelere. Evvela gülenle Bediüzzaman'ı kıyaslamak tam bir cehalet ve ahmaklıktır dedim. Neden? Bir defa Bediüzzaman elbette ki Abdülhamid'i belli noktalarda tenkit etmiş. Ve merak edenler Divan-ı Harbi Örfi'yi okusunlar. Ben bunu uzun uzun izah da ettim. Ama asla muhalefet etmemiş. Bakın, muhalefetle fikirlerini tenkit etmek farklı şeydir. Aynısını ben de muhterem Cumhurbaşkanımız için yapıyorum. Yani yapmaya da mecburum. Hakta susmamak gerekiyor. Benim kanaatim bu. Şimdi evvela Bediüzzaman asla siyasete karışmamış. Siyasetten, şeytandan yani ve siyasetten Allah'a sığınırım demiş. Daha ne desin? Hiç kimse de siyasetle alakasını bulamamış. Ama gülen ve gülenişler öyle değil. Siyasetin ta içine daldılar. Demirel'le olan münasebetleri, Tansu Hanım'la olan münasebetleri, yalan dolan çevirdikleri hadiseler, bunu herkes biliyor. Yani dolayısıyla böyle bir kıyas, eskilerin tabiriyle kıyas mal farık. Evvela şunu söyleyeyim. Ben bu noktada Bediüzzaman Hazretlerinin Abdülhamid'e muhalif olduğu ve ona şiddetle muarız olduğu iddiası tamamen yanlış. Ben bunu belgelerle kitap yazdım. Hem arşiv belgeleri ışığında Bediüzzaman Said Nursi kitabımın ikinci cildinde, hem de bakınız Sultan Abdülhamid ve Bediüzzaman isimli eserde gayet açık bir şekilde izah ettim. Yani bakınız, ben şunu ifade edeyim evvela, Bediüzzaman neler demiş. Yani bura, 1907'de İstanbul'a geldiği zaman Sultan Abdülhamit hakkında kullandığı bir kelime var ki o kelimeyi kimse ifade edemez. Yaşasın yaraları tedavi etmek fikrinde olan Halife-i Peygamberi.
Yani Hazreti Peygamber'in halifesi olan Sultan Abdülhamit. Şimdi 1909'da tenkidi var. Ona geleceğim. Ona geleceğim. Ama ondan önce Bediüzzaman Hazretleri ilginçtir. Tek partili yılların idaresini kastederek Namık Kemal'in Abdülhamid'i aşırı tenkit ettiği Hürriyet kasidesini değerlendiriyor. Yani diyor ki, yani Namık Kemal'i haklı bulmuyor. Şu Hürriyet perdesi altında müthiş bir istibdadı taşıyan şu asrın, yani Mustafa Kemal ve İsmet İnönü dönemi, yüzüne çarpılmaya layık iken o tokada müstahak olmayan gayet mühim bir zatın, yani Abdülhamid Han'ın yanlış olarak yüzüne savrulan kamilane şu söz. Yani Namık Kemal güzel söylemiş ama fakat yanlış adamı muhatap almış. Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet. Bunu Abdülhamid'e diyor Namık Kemal. Çalış, idraki kaldır muktedirsen ademiyetten. Bu da çok enteresan. Gelelim bir diğer noktaya. Bunun orijinal belgeleri de var. Yani aksini iddia edeni Allah kahreder. Bakınız, ben belgesini göstereyim önce. Üstadın bizzat yazdırdığı ve talebelerinin kaleme aldığı mektup. Necip Fazıl gibi veya benzeri bir kısım insanlar, maalesef üzülerek ifade edeyim, bazı tarikat mensupları Bediüzzaman'ın aleyhinde Abdülhamid muhalifi ve muarızıdır deyince, bunun üzerine Bediüzzaman Hazretleri gayet net 5 noktada bunun yalan olduğunu açıklayan talebelerine kendi ifadeleriyle bir mektup yazdırıyor ve o zaman yayınlıyor. Müsaade ederseniz bir kahvemi içeyim. Bakın bu mektupta özetle ne diyor? Bir adamın kusuruyla başkası mesul olamaz. Dolayısıyla Abdülhamid'in hükümetlerinin hataları ona verilemez. Birincisi bu. Bediüzzaman'ın tespiti. Aynı şey Tayyip Bey için de geçerli. Yani hükümette bir iki insan veya bazı bürokratlar hata yapıyor diye tamamını ona yükleyemeyiz. Ama hatırlatırız, ikaz ederiz. İkincisi, Bediüzzaman ikinci meşrutiyetin başında meşru dairedeki hürriyet-i şeriyeyi teşvik etmiştir. Bu doğrudur. Bazı siyasi muhaliflerinin istibdat adını, yani İttihat ve Terakkiciler adını verdikleri, diktatörlük dedikleri Abdülhamid idaresi için de mecburi, cüz'i ve hafif istibdat demiş. Manidardır bu. Bismarck diyor ki, eğer Abdülhamid o dönemde bu manada bir, yani idare kurmasaydı, baskı idaresi diyebilirsiniz, Osmanlı Devleti çoktan dağılır giderdi diyor. Bismarck diyor bunu. Anayasayı iptal edince. Şimdi tekrar ediyorum. Abdülhamid idaresi için Bediüzzaman mecburi, cüz'i ve hafif istibdat. İttihatçıların zulmü için ise bakın pek şiddetli külli istibdat tabirlerini kullanmıştır. Şu cümlesi meşhurdur. Eğer meşrutiyet dediği biliyorsunuz, yani birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, ama burada ikinci meşrutiyet daha ziyade kastediliyor. İttihatçıların istibdadından, zulmünden ibaret ise ve şeriata muhalif hareket demek ise bütün dünya şahit olsun ki ben mürteciyim. Gayet açık. Gelelim üçüncü noktaya. Hürriyet İslami terbiye ile terbiye olunmazsa, çok önemli bu, çok şiddetli bir istibdada dönüşeceğini haykırmıştır. Ve maalesef öyle de olmuştur. Yani İttihat Terakki döneminde güya hürriyeti getirelim derken müthiş bir istibdada, zulme, diktatörlüğe dönüşmüştür İttihat ve Terakki idaresi. Dördüncüsü, Abdülhamid'in yabancı düşmanlara karşı gösterdiği dehası, İslam aleminin tam bir halifesi olması, Şark vilayetlerini Hamidiye alayları ve İslam kardeşliğiyle Ermenilere karşı koruması, İslam'ın bütün hükümlerini hayatında yaşaması,
ve Yıldız Sarayı'nda manevi şeyhini eksik etmemesi sebepleriyle Bediüzzaman onun bir veli olduğunu açıkça söylemiştir. Bu çok önemli. Veli olduğunu. Dikkat ediniz, bu dördüncü noktadaki özellikler önemli noktalarda Sayın Cumhurbaşkanımızda da bulunuyor. Ama onun da dikkat etmesi lazım ve bir kısım hatalarını yapmaması lazım. Gelelim beşinci noktaya. Ancak insan hatasız olmayacağından, yani Bediüzzaman Abdülhamit hakkında diyor, onun da bazı hataları olduğunu ve ancak bu hataların mecburiyet altında işlenen hatalar bulunduğunu, Allah Allah, açıkça beyan eylemektir diyor. Gayet açık. İşte Bediüzzaman'ın Sultan Abdülhamit'le alakalı değerlendirmesi ve özellikle Necip Fazıl gibi insanların bu iddiayı ileri sürmeleri üzerine verdiği cevap bu kardeşlerim. Peki Bediüzzaman siyasi, yani acaba hiç muhalefet etmedi mi? Etti. Bakınız, işte burayı açıklamadan gidemeyeceğiz. Yani yoksa eksik kalır mesele. Bakın, Bediüzzaman'ın evvela 1909 yılında Sultan Abdülhamid'e yönelttiği tenkidi okuyalım. Kim bu tenkide hangi akılsız itiraz edebilir? Veya akıllı itiraz edebilir. Akılsızlar itiraz eder. Diyor ki Sultan Abdülhamid'e yazdığı, ömrünün zekatını Ömer bin Abdülaziz gibi sarf et. Yani adaletten ayrılma. Bu çok önemli. Ta ki, çünkü Ömer bin Abdülaziz Emevi döneminde kendi akrabalarını devletin makamlarına getirme noktasındaki kötü adeti kaldırmıştı. Ta ki biatın, bu biat dediği Jean-Jacques Rousseau'nun batı dilinde sosyal sözleşme denilen olay. Yani Müslümanların halife olarak sana sözleşme yapmasının manası gerçekleşsin. Meşrutiyeti kansız kabul ettiğin gibi diyor. Bakın hakikaten öyle. Yani normalde ikinci meşrutiyeti de, çok açık ifade edeyim, Allah korusun Abdülhamid'in yüksek siyaseti ve dindarlığı olmasa ciddi manada kan akardı. Kardeş kanı, 31 Mart olayı. Meşrutiyeti kansız kabul ettiğin gibi Yıldız'ı da, Yıldız Sarayı'nı kastediyor, Mahbub-u Kulubeyle. Yani kalplere sevimli görünen bir yereyle. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na diyorum. Aynı tenkitler Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Külliyeyi kalplerin seveceği bir yereyle. Oraya bir kısım, bakın ne diyor. Pür şefkat ile tam bir, bakın, istibdat kalbi memalik olan İstanbul'da, memleketlerin kalbi olan İstanbul'da kan bırakmadığından hüsnü niyetini göster. Pür şefkat ile meşrutiyeti kansız kabul ettiğin gibi menfur olmuş Yıldız'ı mahbub-u kulub etmek için, yani bir kısım insanlar tarafından nefret edilen ve sana hücuma sebep olan Yıldız Sarayı'nı da kalplerin sevgilisi haline getirmek için, bir, eski zabaniler yerine melaik-i rahmet gibi muhakkikin ülemayı doldurmak. Yani sen çevrene bir kısım istihbarat elemanları, jurnalciler diyorlar o zaman. Onların sözüyle hareket ediyorsun. Hayır, böyle yapma. Çevrene muhakkik, araştırmacı alimleri doldur. Aynı şey Tayyip Bey için de geçerli şu anda. Çevresinde maalesef hele o 170 kişilik listenin içinde, yani Kemalisti de var, ne bileyim ki, olmayan cinsten insan yok. İyisi de var tabii. Ve Yıldız'ı Darülfünun gibi etmek, üniversiteye çevir. Ve Ulum-i İslamiye'yi ihya etmek, İslami ilimleri ihya et. Reformistleri ve modernistleri bertaraf et. Bugünkü ifade. Ve Meşihat-ı İslamiye'yi ve hilafeti, yani Şeyhülislamlık makamını ve hilafeti mevki hakikisine yükselt. Ve milletin kalp hastalığı olan Diyanet'teki zafiyeti ve baş hastalığı olan cehaleti servet ve iktidarınla
tedavi etmekle yıldızı Süreyya kadar yücel. Süreyya yüksekteki bir yıldız biliyorsun. Ta Osmanlı hanedanı o hilafetin burçlarında ne olsun? Çok güzel bir nokta bu. Pertev nisarı adalet olabilsin. Adaletin altınlarını saçabilsin. Hem de zaruri harikalarla iktisa... Bak bu da önemli. Yani zaruri... Bu da ey Abdülhamit, hem de havaici zaruriye iktisad et. Yani zaruri ihtiyaçlarından fazla israf etme. Ta alıştırılmış olan israfa iktidarı olmayan biçare millet de sana uysun. Madem ki imamsın, imam gibi davran. Yani şimdi Bediüzzaman Hazretlerinin bu söylediklerini akıllı olan kim karşı çıkar söyler misiniz? Söyleyin. Ha, burada çok önemli bir noktayı ifade edeceğim. Yani ifade edeceğim. O da şu. Muhterem kardeşlerim, bu Abdülhamid'e muhalefet meselesi maalesef bilen bilmeyen herkes tarafından gündeme getiriliyor. Bediüzzaman'ın biraz önce ifade ettiği gibi mecbur olduğu cüz'i istibdadı Abdülhamid'in yaptığı bir vaka. Tek adam idaresi olmuş. Yani Osmanlı Devleti'ni çevresindeki bir kısım istihbaratçılarla beraber tek adam olarak idare etmeye yönelmiş ve bu hatalara başlamış. Bunun için Bediüzzaman bu ikazı yapıyor. Bundan daha normal bir şey olamaz. Bu Abdülhamid'e muhalefet değil. Bilakis onu sevmenin neticesidir. Bir insanın sırtında olan yani veya boynunda gezen bir akrebi haber vermemek ona hıyanettir. Bu önemli bir nokta. Ben de diyorum bugünkü yani Cumhurbaşkanlığı hükümetinin ve de mensuplarının boynunda dolaşan en önemli akreplerden birisi Nur Cemaati ve Bediüzzaman'la Gülen ve Gülenistleri birbirine karıştırmalarıdır. Bu akrebi temizlemeleri lazım. Yoksa kaybederler. Bugün de söylüyorum. Şimdi gelelim Abdülhamid muhalefetine. Bir iki cümleyle tarihi anlatalım. Fazla uzatmayalım. Muhterem kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. Sultan Abdülhamid dediğim gibi tek adam idaresine başlayınca Bediüzzaman asla devri istibdat demiyor. Yani ilk dönemleri fevkalade yürümüş. Ciddi meşveretler edilmiş ama son dönemde maalesef çevresindekilerin bir kısım raporlarıyla devleti idare etmeye başlamış. Bunun üzerine Bediüzzaman bu tatlı tenkitlerini yapıyor, yapıcı tenkitlerini yapıyor. Peki sadece Bediüzzaman mı? Abdülhamid'e muhalif olanları gelin tasnif edelim. Bir defa bunlar iki grup. Bunlardan birincisi din düşmanı, İslam düşmanı, hilafet düşmanı ekip. Kim bu? Ermeniler. Maalesef İttihat Terakkici'nin bir kısım kafatasçıları Ziya Gökalp dahil olmak üzere. Ve benzeri insanlar. Yani veya Avrupa'da tahsil gören bazı beyinsiz subaylar. Bunlar belli. Yani Abdülhamid'e hilafetinden ve dindarlığından dolayı muhalif olanlar. Bunu bir defa bir bertaraf edelim. Bu manada Sultan Abdülhamid tam bir veliyullah'tır. İslam'ın hizmetkarıdır. Geleyim ikinci gruba. Namık Kemal gibi, Mustafa Sabri gibi, Muhammed Hamdi Yazır gibi, Mehmet Akif gibi, bakın bu önemli. Ve bu arada Bediüzzaman da dahil. İşte bu tenkidiyle dahil. Yani yapma, Hürriyet-i Şeriye'yi ilan et. Tek adam idaresi yürümez. Gel meclisi yeniden aç diyenler. Şimdi bunlar da iki kısım. Yani bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bunlardan birinci kısmı Mehmet Akif, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır. Bakınız bu önemli. Ve benzeri bir kısım insanlar. Yani hepsini biliyorum, kaynaklarını da verdim. Kitabımı merak edenler okuyabilirler. Bu insanlar Abdülhamid'e söylemedikleri hakaret kalmamıştır. Hele hele Beyanül Hak dergisinde onun aleyhine çıkan Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın veya yani Mustafa Sabri'nin makalelerini okuyunca ağlayasım geldi. Daha enteresanı, bu da çok önemli.
Yani Mehmet Akif de öyle maalesef. Hatta Abdühüm etkisinde kalarak yani bir kısım yanlış ithamlarda da bulunmuş Sultan Abdülhamid'e. Şimdi burada daha önemli bir nokta, Abdülhamid Han Hazretleri maalesef İttihat Terakki tarafından hal edilince, görevden alınınca bu insanlar aleyhte yazmaya devam etmiş. İşte bura çok önemli. Ama Bediüzzaman Hazretleri evet tek adam idaresine ve Abdülhamid'in yanlış olan bazı siyasi hareketlerine karşı çıkmış. Biraz önce anlattığımız gibi lütfen bunları yap demiş. Ama hiçbir zaman bunları yaparken ne Abdüh gibi Osmanlı siyasetine karşı olan insanlarla beraber olmuş, ne de Sultan Abdülhamid'e hakaret etmiş. En önemlisi de Mustafa Sabri gibi iktidar değişince onun aleyhine bir kelime değil, övmek için kelimeler kullanmış. İşte Bediüzzaman'la diğer muhalifleri birbirinden ayıran en önemli nokta budur. Ama maalesef bunları bilmeyenler, belgeleri, makaleleri okumayanlar, vay Bediüzzaman Hazretleri Abdülhamid'e muhalifmiş, şöyleymiş, böyleymiş diye konuşuyorlar. Şimdi bir yani Bediüzzaman Hazretleri daha başka yeni eserlerinde de Sultan Abdülhamid Han'ı rahmetle ve önemli hizmetlerini zikrederek anlatmış. Bunu hiçbir zaman yani aksini söyleyemeyiz. Muhterem kardeşlerim, benim de bazı arkadaşlar efendim keşke siyasete ait bazı tweetleri veya Facebook açıklamalarını yapmasanız. Hayır, ben aynı kanaatte değilim. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştığım zamanlar yüzüne söylüyordum. Ama şimdi tam ulaşamıyorum. Ulaşamayınca bir kısım yanlışları, yapılan zulümleri elbette ki hatırlatmak mecburiyetindeyim. Arkadaşlar, sizin muhabbetiniz bence üvey ana muhabbeti böyle diyenlerin. Ben öz anneyim. Yani ona gelecek zarar bana da gelir. Bu memleket aynen Sultan Abdülhamid'in gidişiyle Osmanlı Devleti yıkıldığı gibi muhterem Cumhurbaşkanımızın Allah korusun o makamından düşüşüyle Türkiye'nin zarar görmemesi için hakkı hakikati ilan etmeye devam edeceğim. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Bunu bilmenizi de açıkça arzu ediyorum. Merak edenleri tekrar bütün belgeleriyle yani Sultan II. Abdülhamit ve Bediüzzaman isimli eserimizde itirazlar ve cevaplar belgelerle beraber bulunuyor. Küçük bir kitap. Lütfen okuyun. İtirazlarınız varsa bunu ilan için yazmıyorum. Çünkü bilen bilmeyen, cahiller zır cahiller bu konuda çok konuşuyorlar. Onun için hatırlatıyorum. Sabırla beni 28 yarım saate yakındır dinlediğiniz için teşekkür ediyor ve hürmetlerimi arz ediyorum efendim.